أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أخذوا آيتي كريمة يجي ربمز جل جلاله جمعة günü namaza çağrıldığınızda, yani cuma namazına çağrıldığınızda alışverişi bırakın diyor. Farzdır cuma vaktinde yaptığımız işleri, alışverişi bırakmak, dükkanımızı kapatmak, hayvan, horoz işlerinden feragat etmek ve camiye gelmek. Alışverişinizi bırakınız, namaza çağrıldığınızda camiye, namaza koşunuz buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bilirseniz bu sizin için en hayırlısıdır buyuruluyor. Peki cuma namazı nedir? Kaç rekattır? Cuma namazı ittifak edilen ve uyguladığımız görüş üzere cuma namazının farzından önce 4 rekat sünnet kılınır. Sonra hutbe irad edilir. Hutbe de 2 rekat namaz gibi görülmüştür. Aynen namazdaki gibi amel edilir. Dizüstü oturulur mümkün olduğunca. Özrü olan yine edep dahilinde oturur. Hutbeyi aynı namazdaki gibi konuşmadan, başka şeylerle meşgul olmadan, telefonla oynamadan vesaire dinler. Sonra 2 rekat farz imamla birlikte kılınır. Ve Hanefi mezhebine göre cuma sadece cemaatle kılınır. Cemaat sayılabilmesi için de imamdan hariç en az 3 kişi olması gerekir. Hanefi mezhebinin diğer görüşüne göre imamdan hariç 2 kişi de kılınır ama o görüş eftal görüş değildir. Yani öncelikle 3 kişi olması gereklidir. Mecbur kaldık, artık yetişeceğimiz bir yerde yok. İmamdan hariç 2 kişi var. İmam Yusuf Hazretlerine, İmam Ebu Yusuf Hazretlerine onun içtihadına binaen imamdan hariç 2 kişiyle o zaman kılınabilir. Mecbur kalınca. O da bir sahih görüştür tabii ki. Şafii mezhebinde imamdan hariç 40 kişi gereklidir. Ama Hanefi'de 3 kişi yeterlidir İmam-ı Azam Hazretlerine göre. Sonra farzdan sonra da ittifakla 4 rekat son sünnet kılınmıştır cumada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle uygulamıştır. Cuma namazı genel olarak budur. Bu şekilde cuma namazını ifa etmiş oluruz. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerine göre diğer bir rivayetten cuma namazının son sünnetinin 4 rekat haricinde 2 daha kılındığı bilinmektedir. Normalde cumanın son sünneti 4 rekattır ama o 2 rekat rivayeti olduğu için de 6 rekat olarak da kabul edilir, 6 rekat da kılınabilir. Şimdi bizim esas meselemiz Zühri Ahir namazı. Zühri Ahir namazı nedir? Alimlerimiz cuma namazının sıhhati konusunda bazı kurallar koymuşlardır. Akil bali olmak, hür olmak ve cumanın devlet başkanı eşliğinde bir merkezde kılınması gibi bazı şartlar konulmuştur. Mesela hür olmak sıkıntısını bu şeyde yaşadık pandemide. Niye hür değildik? Çünkü tehlike vardı. Devlet tehlikeli gördüğü için devletin ileri gelenleri, sağlık alanındaki uzmanlar karantina uygulamasına geçtiler. Karantina uygulamasında da devlet eliyle yasak konulduğu için, başkalarına zarar verme mevzu olduğu için hür değildik ve cuma namazının farziyeti düştü o zaman. Bunun gibi hür olmamak gibi, merkezi yerde kılınması gibi bazı şartlar oluşmazsa, işte savaş ortamı olursa vesaire cuma namazının farziyeti düşer. Şimdi alimlerimiz bu konuda ihtilaf etmişler. Demişler ki şu anda günümüzde biz
bir yerde Cuma'yı kılabilir miyiz, kılamaz mıyız? Şimdi genel olarak İmam-ı Şafii Hazretleri mesela zengin bir zattı. Durumu iyiydi, maddi durumu. Ve genelde ders halakalarında, belirli mevkilerde hayatı geçti. Onun fetvaları daha serttir. Onun için mesela 40 kişi olmalı diyor Cuma'da. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise imamdan hariç 3 kişi olsa yeter diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Devletin izin verdiği, böyle camide beraat verildiği, müftülükler beraat verir burada Cuma kılınır diye. Müftülüğün verdiği beraat devletin verdiği izindir. Devletin izin verdiği, hatta bir de imam atadığı ve bir yerleşim yeri ise, orada da imamdan hariç 3 kişi varsa o Cuma olur demişlerdir. Bu gibi görüşlerden, ayrılıklardan dolayı alimlerimiz ihtilafa düşmüş. Demişler ki bizim Cuma'mız oluyor mu olmuyor? Şimdi merkezi yerde kılabilir miyiz burada? Mesela Devrekani Merkez Camisi dolacak. Ondan sonra ona en yakın camiye geçilecek. Orada doldurulacak. Orada dolunca öbürüne, orada dolunca öbürüne. Bu tarafa doğru geleceğiz. En son bütün camiler dolduktan sonra Şeyh Bali Camisi'nde bu camide Cuma kılmak gerekecek. Ki o camilerin hepsini dolduracağız, öyle buraya geçeceğiz falan. Bu da zor görülmüş. İmam-ı Azam Hazretleri de bunu zor görmüş. Onun için devletin izin verdiği yerde kılınır demiş. Ama son dönem ahir ulemalar demişler ki bu artık mümkün değil. Mesela İstanbul gibi bir yerde, büyük bir semtte veya İstanbul'un tamamını bir yere zaten toplayamaz. Büyük bir semtte işte Ümraniye gibi, Bayrampaşa gibi ne bileyim bir, böyle bir semtte herkesi bir yere, bir meydana nasıl toplayacaksın? Böyle bir meydan nasıl bulacaksın? Hadi yazın yaptın, kışın nasıl yapacaksın? Demişler İmam-ı Azam Hazretleri'nin dediği gibi bir yerde kılınır. Orada dolmadan cemaati olan, imamdan hariç 3 kişi olduğu yerde de kılınır. Bazı alimler de demişler ki Peygamber Efendimiz böyle yapmadı. O devlet başkanıydı. Nerede Cuma'yı o kıldırırsa herkes onun peşine gidip kılıyordu. Bu ihtilaftan dolayı zühri ahir namazını İçtihad etmişlerdir alimlerimiz. Zühri ahir namazı budur. Yani son öğle namazı demektir. Mantığı da şudur. Zühri ahir namazının mantığı son öğle namazı diye niyet ederiz. Cuma'nın ilk 4 sünnetini kılarız. Hutbeyi dinleriz. Hutbeyi okuruz, dinleriz. Cuma'nın farzını kılarız Cuma namazının. Sonra Cuma'nın son sünnetini kılarız. Sonrasında şöyle niyet ederiz. Niyet ettim Allah rızası için üzerime farz olup da kılamadığım son öğle namazının farzını kılmaya. Üzerime farz olup da ifa edemediğim, kılamadığım son öğle namazının farzına. Zühre ahir bu. Zühre ahir namazını kılmaya dediğimizde son öğle namazını kılmaya diye niyet ediyoruz. Şimdi cumamız olmuş ise, zaten cuma namazı olduğunda ve cumayı kıldığımızda öğle namazının farziyeti düşüyor. Zühre ahir diye, son öğle namazı diye niyet ettiğimizde bir kaza borcumuz varsa o kazayı kılmış oluyoruz. Kıldığımız namaz zaten boşa gitmez. O namazı son öğle namazı diye kıldığımızda en son kılamamış olduğumuz öğle namazının farzını kaza etmiş oluyoruz. Cuma namazını kıldık ama merkezi yerde kılmadığımız için ya cumamız olmadıysa diye yine zühre ahir diye niyet ettiğimiz için son öğle namazı diye niyet ettiğimiz için son öğle namazı da o günkü öğle namazı olduğu için cumamız olmadıysa o günkü öğle namazının farzını kılmış oluyoruz. Üzerimizden öğlenin farziyeti düşsün diye. Cuma'mız olmuşsa zaten öğle namazının farziyeti düştü. Biz kaza kılmış olduk. Son öğle namazının farzını kaza etmiş olduk, kılamamış olduğumuz. Şayet Cuma namazımız olmadıysa, merkezi yerde kılmadığımız için Cuma'mız tehlikeye girmişse, bu sefer de o günün üzerimize farz olan öğle namazını kılmış oluyoruz. Zühri ahir budur. Zannediliyor ki Cuma namazı 16 rekat. Cuma namazı aslı 10 rekattır. 4 sünnet. 4 son sünnet, 2 de farz, 10 rekattır. Bu zühre ahir bunun için kılınır. Kılmak şart değildir. Ama alimlerimizin içtihadıdır. Kılan da zarar etmez. Bu iki görüşün ihtilafından çıkan zühre ahir namazını, ben derim ki mesela İmam-ı Azam Hazretleri, şayet benim mezhebimin imamı, kılabilirsiniz imamdan hariç 3 kişi olunca dediyse, böyle demiş, ben ne yaparım? Cuma namazını kılarım, çıkarım. Kimse de niye sen kılmıyorsun diyemez. Böyle bir hakkı yok kimsenin. Çünkü o da bir sahih görüştür. Büyük bir alimin görüşüdür. Mezhebimizin, imamının görüşüdür.
Ki birçok alim de bu görüştedir. Başka birisi de der ki ya ben takvalı bir adamım. Ben cumayı kıldım ama ya benim cumam olmadıysa, ya benim cuma namazım sıkıntıya girdiyse, merkezi yerde kılamadık. Ben en iyisi zühri ahiri de kılayım. Zühri ahir diye niyet ederek 4 rekat daha kılayım. Kıldığım bu namaz da cuma namazımız olmadıysa öğle namazının yerine geçsin bugünkü öğle namazının. Bugünkü öğle namazının faziletini üzerinden atmış olayım demiş oluyor. Zühre ahir budur. Sonrasında 2 rekat daha kılıyoruz. O nedir? Böyle kıldığımızda sanki cuma namazının son sünnetini, 4 rekatı öğle namazının ilk sünneti zannediyoruz. 4 rekat zühre ahiri öğle namazının farzı. Son kıldığımız 2 rekat da öğle namazının son sünneti zannediyoruz. Halbuki o gün öğle namazı yok artık. Cuma namazını kıldığımız için öğle namazının faziyeti düştü. Biz farzdan sonra 4 rekat Cuma'nın son sünnetini kılıyoruz. Cuma bitti. 4 rekat zühre ahır kılıyoruz. Sonradan da 2 rekat daha kılıyoruz. O ne işe yarıyor? Hani başta dedik ya, Cuma namazının son sünneti ittifakla 4 rekattır ama İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerine göre de Cuma namazının son sünneti 6 rekattır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen 6 rekat kılmış. Sahabe-i kiramın ismi Ömer'di ama hangi Ömer'di hatırlamıyorum. O Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine binaen Cuma namazının son sünneti 6 rekattır diye İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri içtihad etmişler. Bu son zühre ahırdan sonra da 2 rekat kıldığımız Cuma namazının son sünnetini 6 kılmak için. 4 kılmıştık zaten 2 daha kılıp 6'ya tamamlıyoruz. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerinin içtihadı da yerine gelsin diye. Kıldığımız namazlar bundan ibaret. Genel olarak şu anda camilerde zühre ahir kılınmıyor. Bunu niye kılmıyoruz deniyor. Bu cemaatle kılınan bir namaz değil zaten. Cuma namazının farzını kıldıktan sonra bile pandemide olduğu gibi tesbihatı yapıp dağılabiliriz. Tesbihat bitince farzdan sonra yapılır zaten tesbihat. Normali budur. Biz niye en sonunda yapıyoruz? Tüm namazları kılınca yapıyoruz. Arkasından dua edelim tüm namazları kıldıktan sonra diye. Ama farzdan sonradır esas tesbihat. Farzı kıldık tamam. Son sünnette kıldık Cuma'nın. Cuma namazının tamamı bitti. Burada tesbihatı yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra dağılabiliriz. Bu dağılma esnasında isteyen şu kenarda durur, şurada durur, burada durur. Evine gider, zühre ahiri kılar. İsteyen kılabilir. Kılmayana niye kılmıyorsun denmez, kılana niye bunu kılıyorsun denmez. Bu bir içtihattır. Yani aslı sünnette olan bir şey değildir. İçtihattır. Ama yanlış da bir içtihat değildir. Kimse bugün bu içtihadı sorgulayamaz. Öyle de bir haddimiz, yetkimiz yok. Çünkü hep büyük alimler bu içtihadı yapmışlar. Öyle sen, ben, basit insanlar değil, cami imamı değil, herhangi bir müftü değil. Büyük büyük ulemalar bu işi içtihad etmişler. Demişler zühre ahir kılalım. Bu da kabul bir görüştür, yanlış bir şey değildir. Sadece nedir bu? Tedbirdir. İhtiyat denir buna fıkıhta. İhtiyaten ya cumamız olmamışsa diye zühre ahir namazını içtihad etmişlerdir. Bunu da kılalım ki işi riske sokmayalım diye. Cuma namazı kılındıktan sonra bunu isteyen istediği yerde evinde dahi kılabilir. Şimdi camide cuma zühre ahir namazı niye kılmıyor? Hep bu soruyu. Ya camide kılınması şart değil ki. Cumanın son sünnetinin bile camide kılınması şart değil. Vakit namazlarının sünnetlerinin hiçbiri camide kılınması şart değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hane-i saadeti hemen caminin mescidinin yanındaydı. Sünneti zaten evde kılardı. Sünnetleri biz hep validelerimizden öğreniyoruz genelde. Enes radıyallahu anh'tan öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz öğle namazının farzından önce 4 rekat namaz kıldı deniyor. O da bize sünnet oluyor, biz de öğle namazından önce 4 rekat kılıyoruz. Onu Peygamber Efendimiz evde kıldı. Farzı geldi camide kıldırdı. Sonra tekrar evine geçti. Evde namaz kıldı. Validemiz diyor ki evde öğle namazından gelince evde 2 rekat daha kıldı. Bazen 4 kıldı diyor mesela. Biz de oradan anlıyoruz ki öğle namazının farzından sonra 2 rekat daha bize sünnet olan bir namaz var. Bizim için sünnet olan. Peygamber Efendimiz kıldı. O dinin sahibi, dinin merkezi. O yaptı diye bize de sünnet oluyor. Biz de öğle namazının son sünnetini 2 rekat olarak kılıyoruz. 4 kılma müsaadesi var. 4 kılmış Peygamber Efendimiz. O da sünnettir. Aynı bu şekilde evde kılıyordu Peygamber Aleyhisselam sünnetleri. Cuma'nın sünneti de dahil pandemide uyguladığımız gibi. İlk sünneti kılıyorduk camide. Hatta ilk sünneti bile evde kılıp gelebiliriz.
Tabi camiye yetişmek falan var. Aslında biraz farza beklenmeli ama günümüzde uygulanmıyor, uygulanamazdı pek. Özellikle şehir merkezlerinde mesela adam ezan okunasıya gelmiş esnaf, namaz kılıp gidecek. Şu farzı biraz geciktirsek evde millet sünnet kılıp gelse diye, pek o uygulanabilir bir şey değil. İnsanlar bu sefer de beklemekten sıkılacak, gelmeyecek camiye, işe geç kaldım falan diye. Onun için biz uygulayamıyoruz ama ilk sünnet bile evde kılınabilir. Ki sabah namazının sünnetini evde kılmak çok kuvvetli sünnettir. Büyük camilerde uygulanır. Bazen burada anlattığımızda şaşkınlık karşılanıyor. Allah Allah, o nereden çıkmış falan diye. Büyük camilerde güneş doğuşuna yarım saat kala, 20 dakika kala farza durulur. Herkes evde namazı kılar gelir sünneti. O süreçte cami açılır. Görevli biraz bekler ezandan sonra. Sonra Kur'an-ı Kerim okur, vaaz eder, sohbet yapar, bir şey yapar. Biraz gelen cemaati bekletir. Sonra evden herkes sünnetini kılar gelir. Camide sünneti kılmayan varsa onların sünneti kılması beklenir, sonra farza durulur. Yani sünneti çoğunlukla büyük camilerde, merkezi yerlerde insanlar evde kılar gelir çünkü kuvvetli sünnettir. Zühri ahir namazının da camide kılınması, herkes beraber kılması şart değil. Zaten cemaatle namaz nedir? Farz namazını Allahu Ekber, uydum imamı Allahu Ekber deyip farz namazını cemaatle kılıyoruz. Cemaatle namaz budur. Sünneti cemaatle kılmıyoruz. Son sünneti cemaatle kılmıyoruz. Kendimiz şuraya çekilip kılıyoruz. Cemaatle kılıyorsak bu safta kılmamız lazım. İmama uyup imamla beraber inip kalkmamız lazım. Farzda öyle yapmıyor muyuz? Teravihi de cemaatle kılıyoruz mesela. Cuma'yı da cemaatle kılıyoruz, Cuma'nın farzını. Onlar da imama uyuyoruz. İmam ne yaparsa biz de onu yapıyoruz. Cemaat budur. Diğer sünnetleri, kendi başımıza kıldığımız sünnetleri cemaatle kılmıyoruz. Cemaatle kılmak o değildir. Onun için zühre ahir namazı tesbihat yapıldıktan sonra buraya kadar yapılır ki herkes beraber bu işi yapsın, bitirsin. Tesbihatla beraber yapalım, terk edilmesin diye beraber yapılır. Ondan sonra isteyen zühre ahir kılar, isteyen Cuma'nın son sünneti 6 rekatmış, öyle de rivayet varmış. Ben 2 rekat daha sünnet kılayım der, 2 rekat da vaktin sünneti olan diye niyet eder, vaktin sünnetine niyet eder, 2 rekat da onu kılar. İsteyen ikindiye kadar daha namaz kılar, camiler açık. Zühre ahir namazını bu şekilde anlamış olalım inşallah. Bilmiyorum, kısaca izah edebilmiş olduk mu? Kısa olması bazı şeylerin anlatması zor kısa olarak. Kısa olması tam anlaşılır yapmıyor. Sonra başka şeyler çıkıyor. Biraz izah etmek gerekiyor bazı konuları. Bu sefer de uzun diye kimse dinlemiyor. Günlük Allah rızası için günlük bir 15-20 dakika yarım saatimizi şu dinimize, İslam'a, Allah'ın dinine ayıralım. Hala daha bir sürü video var zühre ahirle alakalı. Ben defalarca video çektim, yazı yazdım. Hala zühre ahirin ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir sürü bilmeyen insan var. Hala tesbihatı nasıl yapacağız? Namazda nasıl imama uyacağız? İmama uyduğumuzda ne okuyacağız, ne okumayacağız? Hala bunları bilmiyoruz. Oruca ne zaman başlayacağız? Hala bunu anlatıyoruz senelerden beri. Yani Ramazan gelmeden hazır videolar var. Birisi bakabilir ne zaman tutuyormuşuz orucu. İmsak vakti girdiğinde hemen kesmeli miyiz? Yemeye devam edebilir miyiz? Bunları sürekli sormamıza gerek yok. Hazır bilgiler var. Ki bir kere öğrenip de uygularsak unutmayız. Öğrendiğimizde uygulamazsak bir ay sonra yine soruyoruz aynı şeyi. Unutup gidiyoruz. Amel etmediğimiz için, dertlenmediğimiz için, dert edinmediğimiz için, Allah rızası için günlük bir 20 dakika, 25 dakika kendimizi İslami yönden bilgiye ayırsak, 1,5-2 ay içerisinde bilmediğimiz bir şey kalmaz. Yani farz olan, bizi ilgilendiren ilimler vardır. İlmihal bilgileri, itikat bilgileri farz olan, herkesin bilmesi gereken. Allah-u Teala nasıl bir varlıktır? Allah-u Teala'nın gücü kudreti nedir? Sınırı var mıdır? Yok mudur? Neyi işitir, neyi işitmez? Haşa. Her şeyi işitir, her şeyi bilir, her şeyi görür vesaire. Allah-u Teala'nın sıfatları. Bunları bilerek iman etmek gerekiyor. Bunları bilmeden iman olmuyor. Neye iman etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. İmanın şartları soruluyor bir röportajda. İmanın şartlarını sayabilen yok. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Bunları bilmeden, ahiret gününde kaza kadere iman, bunları bilmeden neye iman ediyoruz biz? Müslümanız, iman ettik elhamdülillah. Neye iman ettik bilmiyoruz. Bilmeden iman olur mu? Bunları öğrenelim. Allah-u Teala'nın sıfatlarını öğrenelim. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lefadis, kıyam bi nefsihi. Sayarız bunları. Belki birçoğunuz duymuştur. Yaz Kur'an kurslarında öğrenmiştir. İlkokulda din kültürü dersinde öğrenmiştir. Ondan sonra hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Mesela bu sıfatları bilmeden Allah-u Teala'nın nasıl sıfatları var? Hangi güce, kudrete haiz? Hangi
özelliklerden münezzeh Allah-u Teala. İnsandaki her özellik Allah'ta var mı? Veya Allah'taki her özellik insanda var mı? Bunları bilmeden iman olmuyor. Bunlara mutlaka zaman ayıralım. Şu bir zühre-ahir olayını dahi öğrenmek zor değil. Bir kere öğrendiğimizde ve bunu düşünerek namaz kıldığımızda, bu idrak ile, bu şuurla namaz kıldığımızı zaten unutmayız. Hele bir de başkasına da anlatırsak bu öğrendiğimizi, anlatabiliyorsak doğru düzgün şekilde, hata etmeden, yanıltmadan, bir de başkasına anlatırsak hiç unutmayız. Buna Allah rızası için dikkat edelim, öğrenmeye çalışalım. Mevla Teala Hazretleri kendi rızasına uygun şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet seniyesine ittiba ederek bir hayat sürebilmeyi, sahabe-i kiram gibi olabilmeyi, Allah Teala'nın yolunda giden sadıklarla, sıddıklarla, doğrularla beraber olabilmeyi, kendi rızası dışarısına sapmadan bir hayat sürebilmeyi nasip ve müyesser eylesin, kolay eylesin inşallah. Rabbim dinlediğiniz için hepinizden razı olsun. Bu tür videoları benim için demiyorum, benim videom için demiyorum. Başkalarına da ulaştıralım, bilgiler vermeye çalışalım. İnsanlara bu bilgiyi yayalım. Bir günde bir bilgi 3-4 yere paylaşılsa, yarın sübün başka bir bilgi 3-4 yere paylaşılsa, o 3-4 yere paylaşsa yayılır gider, herkes öğrenir. Röportaj yapılıyor, kelime-i şehadeti bilmiyor kimse. Besmele'nin manasını bilmiyor. Allahu Ekber ne demek bilmiyor. Bu çok acı bir şey yani. Müslüman bir ülkede, Müslüman bir beldede bunların bilinmemesi çok acı bir şey. Allah Teala hepimizi affetsin, günahlarımızı bağışlasın. Kendine layık kullar eylesin. Bizi bu dine, bu camiye, bu mihraba, bu beldelere, bu nimetlere layık eylesin. El-Fatiha.